Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle yeni kulaklığımın kutu açılımını yapacağız. Yanımda Boran var. Borderlands videolarını izleyenler bilir. Merhaba Boran Bey. Evet, şimdi keskin olmayan bıçağımızla kutumuzu açmaya başlayalım. Bu tarafını göstermiyorum. Bu tarafta adresim var. Şimdi şöyle yaralım şuralarını. Baskın yiyormuşuz. Beklentilerim arasında biliyor musun? 4 dakikalık düğürü videosu. Bak sadece 4 dakika baskın yedim abi. Bir şey olmaz. Ablam arkana bağırıyor. Patateslin yanında domates şeyde istiyor musun diye yumurta. Boran. Şunları bir çıtırdatsana bacı büküp. Zevk abi. Kağıt işe. Oraları şey yapmam. Onu şey yapamazsın. Şuraları şöyle büküp. Evet, cırtlak poşetimiz. Dostlar. Dostlar. Abi çok mutluyum şu an ya. Görüyorsunuzdur umarım, kamera arada netlemiyor. Şöyle arkasını falan da göstereyim. Şimdi ben şuradan bakarak size özelliklerini sayacağım. Şimdi LED'li tasarımından bahsediyor. Ayrıca titreşimli yapısından. Şimdi bu kulaklığın en büyük özelliği zaten titreşimli olması. Baslı bir müzik dinlediğinizde titriyor. Diğer özelliğe bakayım. Bu kulaklıkta zaten en çok istediğim şey benim saçım berbat oluyor şuraya. Bu diğer kulaklığımın yastığı geldiği için. Bu çok hafif bir kulaklık ve müko bir şey yani. Üçüncü özellik olarak da 7.1 ses sistemi var. Yani oyun içinde bu kulaklık sağ, sol ve önün sesini size verirken bu kulaklık sağ, sol, ön, arka, yanlar. Bir de arkanın sesini veriyor, üstü de veriyor. Yani öyle bir ses şeyi var. Arkanız dağdan mı geliyor? Çok rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Bakayım arkada başka göstereceğim bir şey yok şu anlık. Önde de böyle. Şurada ürünün yarısı görünüyor zaten. Boran, sormak istediğim bir şey var mı? Sen izleyicilerin dili olacaksın. Yok. Yalnız keskin değil de kesti. Bu arada bu bıçak için Burak'a çok teşekkür ediyorum. Thank you kanki. Ay. Abi çok güzel ya. Evet, şunu atıyoruz. Miko kulaklığımızın kutusuna ilk temasla bulunuyoruz. Şimdi kutunun özelliğinden böyle kısaca bir bahsedeyim. Şu gördüğünüz kulaklık resminin burası parlatılmış artık. Ne deniyor bilmiyorum. Şöyle parlak yani böyle hissiyatı güzel şeyi. Şurası sert hasar almaması için. Yani şöyle rahatlıkla vurabilirim. Şu kırık çıkıyormuş. nereden açılıyor şimdi bakalım. Bu taraftan açılıyor. Umarım bunu da kesersin canım. Kesmedim. Kes. Ben bunu biletmeyeyim ya. Şimdi bir yerime falan sokarım. Dın dın dın. Abi çok güzel. Ya mutluluk. Mutluluk denince akla hemen kulaklık gelir. Şimdi bana kutuyu salla, içinde başka bir şey var mı? Şimdi şu bir yanda dursun. Güzel atış, araya düştü. Şimdi içinden driver çıkıyor. Buradan sesin ayarını falan yapabiliyorsunuz. Zaten onu da ayrıyeten video çekeceğim. Ya, yine edit programı sıkıntı çıkarmazsa zaten LED'li videoda gördünüz. Ayrı ayrı atmak zorunda kaldım. Sıkıntı çıkarmasa zaten bu videonun devamında o kısım gelir. Eğer sıkıntı çıkarsa ayrı bir video olarak ses testi falan gelir zaten. Kullanım kılavuzu o CD'nin yanında geliyor. Garanti belgesi de bunun içinde şurada gördüğünüz gibi. Bunu geçelim. Biz Türk'üz abi. Okunmaz bunlar. Çok da. Evet, şunu da atalım. Şimdi. Oha, bir de buradan da kapatmışlar. Şöyle kırım... Ha, içinden bu neydi? Havayı mı emiyordu? Neydi? Dur. İşte bu oksijenle ilgili bir şeydi ama hatırlamıyorum şu an. Ondan çıktı içinden. Şöyle kırmızı, bu da bayağı sert bir şey. Yani şuralar esnek de şurası sert. Bu çıktı koruma için. Şu bilgisayar fanlarını kapatmayalım ve... o geliyor. Şimdi kablodan
kulaklığa doğru ilerleyelim. Şimdi kablonun şu dip kısımları kopmaması için sağlam yapılmış. Ucunda bir uzatma var. Şunun oldum olası ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu şeylerde de vardı. Laptop'a da şarjlarında da var. Kablosu tamamen kumaş. Şimdi asıl özel benim önem verdiğim şey şu. Kabloyu açınca bükülmüş mü kalacak? Yoksa löpçük diye açılacak mı? Evet. Gerçekleştik. Şimdi o kadar da bükük kalmıyor. Şimdi bu yakında esner. Mesela benim kulaklık... ne kulaklık? Ona da şükret. Neydi bunun adı? Klavye. Ha şey... Klavyeyle Masum'un kablosu. 8,5 aydırlı kullanıyorum. Kablolarda hala böyle kırılmış noktalar var. Şöyle görünüyor. Devam edelim. Devam edelim. Çekil mi? Evet. Ben dedim baskın yiyeceğiz diye. Ama söylemediniz mi? Anne. Tamam devam ettirme bari. Allah Allah. Şimdi... Ay. Şimdi bu ses kartı mı deniyor artık buna her neyse. Şurada en büyük özelliği olan zaten titreşimi açıp kapama tuşu var. Şurada gördünüz. Bu mikrofonu açıp kapama şurada gördüğünüz kayan tekerlekte sesi kısıp arttırma için. Yine aynı şekilde buradaki kabloların da etrafını kalın bir şekilde sarmışlar. Şunu bükmeyelim. Bir problem olacak. Korkuyorum. Evet. Şimdi kulaklığın kendisine gelelim. Şimdi kötü bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken tek kötü özelliği bu. Şimdi bu şeyi kaydırdığınızda mikrofonu kaydırdığınızda buradan tırt diye ses çıkıyor. Artık içeride kullanana çok hissettiriyor mu bilmiyorum. Onu da deneyeceğiz. Şurası ızgaralı yapıda. İçinde led var diye biliyorum. Onların hepsini göreceğiz. Şuraları sert plastik. Şurası metal. Şurada gördüğünüz kafa yastığı çok yumuşak. Bir baksana. Benim çok hoşuma gitti ya. Müko bir şey yani. Esnekliğine bakalım. Bayağı esnek bir şey. Yani gördüğünüz gibi böyle kafası olan birisi de yoktur yüksek ihtimalle zaten. şu üstüne bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle tutayım. Şöyle Rampage yazısı var. Kulaklığın buradaki özellikleri bu kadar ha. Bir de içinde 40 milimetrelik şey var. Hoparlörü var işte 40 milimetre şey diyorlar. Şurada basılıyor mu? O şey çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Şey gibi değil mi bu hani pilotlar böyle açar. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu an düz tutuyorum. Şurada böyle küçük bir oynama payı var kulağınızın şeklini alması için. Bu zaten kafanıza bıraktığınız gibi oturuyor. Şimdi bir bilgisayara takalım. Tamam, boşta flash yeri de varmış. Şöyle bilgisayara takalım. Evet, bilgisayara taktığımızda bizi ilk karşılayan şey zaten buradaki Rampage logosu. Bu RGB değil, rengi falan değişmiyor. Kolum düştü. Kırmızı kalıyor sadece. Gördüğünüz gibi mikrofon çalıştığında da mikrofonun ucunda kırmızı ışık yanıyor. Mikrofonu kapatalım bakalım dediğim gibi olacak mı? Mikrofonu kapattığınızda ışık sönüyor. Bakın açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Kişe titreşmesinin aşk olduğunu nereden anlayacağız? Onu da şimdi test edeceğiz. Şimdi öncelikle bir takım test edeceğiz ikimiz de. Ona göre size duygularımızı anlatacağız. Çünkü yani sonuçta siz de almak isteyebilirsiniz. Bir şey diyeyim mi? Löpçük gibi oturdu. Konuşsana. Duyuyor musun Kemal? Dışarıdaki sesi var ya, öyle bir kesiyor ki. Yani abo fişane, hele bir de bir oyun oynuyorsanız yanınızdaki duymanız neredeyse imkansız yani. Ses yalıtımı mükemmel. Bıraktığımda direkt şuraları da kapatıyor zaten. Yani ses yalıtımını tamamen kapatıyor ama bunun kötü bir yanı var. Kulağınız havasız kalıyor. Biraz terleme yapabilir. Şimdi uzun bir deneme yapmadık sonuçta. Bu kulaklık kısmı esniyor. Yani sert plastik değil. Ne deniyor tam bilmiyorum. İçinde sanırım tel gibi bir yapı var. İşte böyle esnetip falan bırakabiliyorsunuz uzakta, yakında. Şimdi asıl test içeriye çok ses veriyor şimdi. Rahatsız edici bunu oynattığınızda yani. En baştan ayarlayın, bırakın derim. Benim size tavsiyem. Burası güzel. Bir de sen test et. Al babali.
Ben de buradan o sırada baslı bir müzik açayım. Titreşimi de test edelim değil mi? Dediklerine göre Nokia 3310 gibi böyle masadan düşüyormuş yani. Bayağı. Süper. Ses. Gelmiyor değil mi? Mükemmel bir şey ya. Yorumlarını belirt abi. Yorumlarım güzeldir. Güzel seçim olmuş. Bas... bas ne olur? Bas... 500 bas. Remix. Bas müzik diyeyim. Tamam şimdi kulağın şey olmasın senin. Tahrik etmeyelim. Şimdi önce bilgisayardaki sesi falan bir fulleyeyim ben. Benim bildiğim güzel bir bas müzik daha var. Discord'da açıyoruz. Yok kanka ona gerek. Şimdi... baslı müzikler diye bir şey buldum. Buradan sesini fulledim. Önce bir bakayım sesine. Geliyor bir ses. Aa ses buradan gelmiyor. Hadi şunu ben oynadım bunu. Ses bayağı geliyor. Kaçırdım. Dur. Bize daha büyük bir titreşimli bir müzik lazım. Bu hiçbir şey yani. Bence o 500 ne olabilir? 500 dB bass remix sence. Tamam. 500 dB bass. Dostlar böyle şey yani iyi bir... Bence baştan dördüncü de aynı. Bu elde titriyor ya. Şimdi bakalım. Bayağı titredi. Duydun mu titreşim sesini? Dostlar şu an siz duyamıyorsunuz ama masada titrediğinde böyle tırt tırt diye ses çıkıyor. Harbiden ses çıkıyor o kadar da. Masada titrediğinde ses çıkıyor abi. Ben sizinle bir yakın çekmek... Oh. Şeyini tutsana, kablosunu tutsana. Ben bir baştan dördüncü şarkı açabilir miyim? Çok merak ettim bunları. O ah sesli açma bak. Bilmiyorum size gösterebilir miyim ama. Bir dur, şuradan şöyle biraz... O şey arada böyle tırır diye bir ses geliyor. Yüksek ihtimal size geliyor mu bilmiyorum artık kameraya bağlı. O masadan gelen titreşim sesi. Ya öyle dedikleri kadar oynamıyormuş ya. Ya da biz müziği tutturamadık. Bilmiyorum dostlar. Ben kullandıktan sonraki deneyimlerimi de size artık diğer videolarda falan yaparsam orada da size şey yaparım. Aktarırım. Şimdi... Kulaklık cidden titriyor. Şimdi adamlar o konuda hakkını vermişler. Hatta şu kabloyu kaldırsam acaba? Yani kablodan da hissedebiliyorsunuz titreşimi. Cidden böyle şey bir... O Nokia 3310 titreşimini veriyor ama kulaklık ağır olduğu için yüksek ihtimalle titremiyor. Belki de şöyle tutarsak titrer. Deneyeceğim şu an. Kulaklık sallanıyor arada. Müzik sesi de yüksek ihtimal size geliyordur. Oynadı abi, tamam. Şu an kulaklık bana kendini komple kanıtladı abi. Tamam diyor yani. Hakikaten çok... Bayağı titredi abi yani. Elle tutunca böyle şey... Ya ne diyebilirim ki abi ya, Nokia 3310 bile böyle titremiyor yani. Artık abi yani çok iyi. Evet şimdi
Şu anlık artık geçebilirsek ses testine geçiyoruz eğer yapabilirsem. Eğer olmazsa da bu bölümlük bizden bu kadar. Diğer devam videosunu izlemeyi unutmayın. Beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinize selamlar dostlar. Mikrofon testi yapacağımızı söylemiştik. Şu an sesimi diğer videoyla karşılaştırırsanız sesim artık mikrofondan geliyor. Hatta size göstereyim. Şu an biraz kulağınıza şey oldu. Şimdi uygulamadan bahsedelim. Uygulama böyle açtığınızda şurada ne elimle gösteriyorum. Mouse'a gösteriyorum şu an. O gördüğünüz şu hareket ettirdim. Uygulama. Şimdi benim bilgisayarımın CD şeyi yok. CD player'ı yok. O yüzden internetten indirmek zorunda kaldım. Videonun altına da linkini koyacağım. Çünkü şey yani CD çalıları olmayan insanlar indirebilsin diye. Şimdi buradan sesi ayarlayabiliyorsunuz. Sesi kısıp açabiliyorsunuz. Sol tarafta ne kadar geleceğini, sağ tarafta ne kadar geleceğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela işte Allah korusun oldu da işte bir adamın sağ kulağı az duyuyor. Sol kulağın sağ kulağın sesini arttırır. Böyle bir mantık sanırım. Örnek hız buradan 48 Hz'den 44.1'e alabiliyorsunuz. Ses kalitesini değiştiriyor bu. Pek test etmedim. Uygulamanın açtığınızda 48'de geliyor. Ben de 48'de kalmasını tercih ediyorum. Şurada grafikte ne değişiyor diye merak ederseniz de 48'de böyle, 44'te böyle. Yani 48'de kalsın diyorum ben. Equalizer. Burada ince ayar yapıyorsunuz genel olarak. Bir dakika bir şeye bakacağım. Arada başka klavye sesi gelebilir, haberiniz olsun. Burada ince ses ayarı yapıyorsunuz. Hiç karışmadım. Bu tür şeylerle alakam yok benim. Çevre efektleri. Şimdi bunu açtığınızda size olmaz yüksek ihtimalle. Zannetmiyorum geleceğini. Mesela bir duştaymış sesini falan alabiliyorsunuz. Gel Boran. Biraz gıcırtı sesi geliyor ama gel gel. İşte duştaymış sesi, deniz sesi, bar sesi, şu neyi bilmiyorum. Konser salonu ha, yazıyormuş her şeyi. Psikotik. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de şöyle oda boyutu var. Eko'yu ayarlıyor bu. Normalde bir kulaklıkta olan şey bu büyük oda boyutudur. Ona göre ayarlarsınız siz tabii hangisi hoşunuza gidiyorsa. Uygulaması fena değilmiş aslında. Aynen, görüntü olarak güzel bence. Buran yüksek ihtimal senin kafan çıkmıyor. Dur bu değil. Olur. Yanlış uygulama. Aynen. Gel gel. Neyse. Yanaş. Ha, bu arada gösterdim tabii de yani yandan falan böyle görünüyor. Şöyle de bir döneyim. Evet. Burası böyleydi. Şimdi çevre efektlerini geçtik. Buradan sesin nereden geldiğini uygulamayı ha. Baştan başlayayım. Seni nasıl test ettiğimi. Şimdi uygulamayı ilk açtığınızda bu kapalı geliyor. Kapalı açılıyor. Bunu açtığınızda 7.1 aktifleşiyor. Ben biraz şöyle yana kayayım. 7.1'i zaten önceki videoda anlatmıştım ne olduğunu. Şimdi buranın güzel özelliği ne? Mesela siz sağdaki sesi solda duymak istiyorsunuz. Soldaki ses de sağda. Ayarlıyorsunuz bunu böyle. Bu kadar. Buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ha, ayar yaptınız pişmansınız. Sıfırlaya basarsın. Buradan manuele çevirme gibi bir şey var. Ha, manuel çevirme şey böyle direkt döndürüyor yani komple. Yine sıfırlayalım. Bu saatin tersi yönü. Böyle çevirebiliyorsunuz. Ha, basıp durduruyorsunuz döneceği şeyi. Ben tabii şey olarak kullanacağım. Yine bunu fazla mıncırmayacağım. XLR Sync bir şey. Şimdi bunu pek bilmiyorum. Şu an telifsiz müzik. Hemen bir açalım. No copyright sound. Hemen mesela şunu açalım. Sesini de biraz kısayım. Size fazla gelebilir. Tamam, şu an müziğin sesini yüksek ihtimal siz de alıyorsunuz. Yine kontrol edeyim. Aynen, müziğin sesini alıyorsunuz. Aha, bu sesi inceltip kalınlaştırmaya yarıyor. Şimdi telif yemeyeceğimi bilsem ki önceki kanalda ayrılma sebeplerimizden biri de buydu.
konuşmana bir müzik açarım. Oradan test yapalım derim de. Yitim dediği de böyle şey oluyor böyle. Dur onu da duyurayım size. Belki siz duyarsınız. Şu an duymuyor olabilirsiniz. Böyle ses şey gibi geliyor böyle. Hani filmlerde olur ya. Böyle uzaktan böyle dedenin biri seslenir böyle beyaza gitme diye. Onun sesi bu yüze yaklaştıkça böyle bir daha içten geliyor böyle şey olarak. Böyle ses kaybını arttırıyor. Zaten orada yitim demiş. Servant Max. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa bunu da aktifleştirmemiz gerekiyormuş. Sanırım. Ya da bu test. Artık pek bilmiyorum yani. Bakayım. Şu an kulaklarınız patlatmış olabilir. Her neyse. Açık kalsın ya. Özelliklerini kullanalım. Şimdi buranın özellikleri bitti. Bu arada bunları sağ tıklayarak açıyorsunuz. Zaten uygulamaya ilk girdiğinizde de size bunu tanıtıyor. Şurada küçük bir şey çıkıyor. Şimdi mikrofona geçelim. Ses düzeyi kontrolü. Burada mikrofonun aldığı desibel ayarını alabiliyorsun. Mesela yüksek ihtimal size şu an klavye sesi geliyor. Ben daha ayar yapmadığım için. Bu klavye sesini falan engelleyebiliyorsunuz. İşte belli bir desibele kadar gelip gelmeme şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Monitörü bilmiyorum. Burası geçelim. Elim çarpıyor arada bir alıştım böyle şey webcam'in şeyini kullanmaya. Burada da yine örnek hız olarak şey 48 kHz bir de 44.1'i gösteriyor. Yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada eko. Şimdi sizde ses değişecek. Şu an sesim değişti yüksek ihtimalle. Ekoyu arttıralım. Ses, 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 ses. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Kapatayım ben. Şimdi bu eko böyle bir şeydi. Siz duydunuz, ben duymadım. Şu anda hiçbir şekilde haberim yok bu olaydan. Sihirli ses. Çok güzel bir özellik. Burada gördüğünüz canavar ya da dinozor, ördek, erkek ve kadın sesi. Sesinizi buna göre ayarlıyor. Şimdi açıyorum. Şu an sesim yüksek ihtimalle canavar gibi çıkıyor. Ses, ses, ses. Şimdi ördeğe geçelim. Boğazım kurudu konuşmaktan. Ördek de böyle. Şimdi erkeğe geçelim. Karınlaştıracak yüksek ihtimalle. Ses, ses. Erkek sesi böyle. Şimdi kadın sesine geçelim. Kadın sesi de böyle. Yüksek ihtimalle böyle cırtlak ince bir şey yaptı. Tahminimce bu. İşte artık evde nasıl yapabilirseniz o mantıkta ve Kapatalım. Bir de mikrofon boost var. Bu yüksek ihtimalle sesin gelme yüksekliğini arttırıp azaltıyor. Şu an ben de şu an sizinle deniyorum. Ondan da videoda ses kesilmesi olabilir. Haberiniz olsun. Ses, ses, ses. Ses, ses, ses. Tamam, geri açtım. Nasıl bir değişiklik oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Uygulaması ve ses testi bu kadardı. Bundan sonra bütün videolarda sesim buradan gelecek. Tabii şey kutu açım videoları dışında onda kameradan ses geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.